Geldin, ne haber? Çok mu açık buldun? Yok, hayır. Aa, sen bana sor. Öyle. Ama bir güzel siyah don giyer insan. O nedir o paket? Sana layık değil ama getirdim işte. Ah, şimdi bu güzelim. Çok... Sağ ol. Ya ne demezsin. Bu konuşmamam yani... için verilen bahşiş. Hayır, bahşiş. Asla. Bak şimdi şunu şöyle izah etmek istiyorum. Misafirlerimiz de bunu duysun. Ha. Bana çok böyle şey geldi, pavyonvari geldi. Şimdi ben kız daha... ben orospu muyum peki bana veriyorsun? Hayır yani. Ay kusura bakma, ben çok doğal konuşurum biliyorsun huyumu. Tabii biliyorum. Ay çok bir pavyonvari falan. Ama doğal ki... konuşmak terbiyesiz yani... konuşmak demek değildir. Bu çok pavyonvariymiş diye bana ama veriyor. Ama yani çok güzel. Aa. Aa düştü kız, ver bakayım. Sana bunu kim verdi? Seni pavyonda çalışırken hayır, mi verdi? Hayır, ben Amerika'dan almışım ama ilk önce baktım. Ondan kız Amerika'ya gidip bu boktan şeyi mi aldı? Yakışsa yakışsa dedim, uçsa gider. Aa canım sağ ol. Çok teşekkür ederim. Şöyle çok takacağım. Değil mi? İkisini yan yana. Harika, bir şey söyleyeceğim. Belki canım, sana bu ters gelecek. Estağfurullah. Etrafta duyulan bir laf var. Bilmiyorum doğruluk derecesini. Ama çok uzun boylu olduğu için, ayak numaran büyük olduğu için senin için dönme diyorlar. Doğru mu? Vallahi olabilir, belli olmaz. Yani diyor, çocuğun, her şey söylüyorlar. Çocuğun da olmadı. Bir çocuk olayı var biliyorsun. Oldu da erken doğum oldu. Yani demek normal rahim değil ki. Normal rahim değil ki, erken attı. Tüp müydü? Hayır, normal. Normal miydi? Evet. Ay neyse, o konulara girmeyelim yani. Kızım evet, çünkü tabii bayağı üzüldüm bir olay, o beni sürüyor. Tamam, konuşmayalım bunu. Çocuğun olmuyor mu? Aa! Bunu değiştireyim. Peki bir şey söyleyeceğim sen. Son zamanda şey duyuyorum, bu bir sevimsiz adam var. Reha Muhtar diye kız. Ay, sevmiyor musunuz Allah aşkına şimdi? Ay, anam, adamın gözleri bir acayip bakıyor. O hattı, gece hattı mıdır? Rahim hattı mıdır? Ne hattıdır o? Böyle bir, o ağız bir kloş oluyor, bir verev oluyor. Ve birisini buluyor, bir konu buluyor. Sonuna kadar onu söyletmiyor bize. Siz ama biraz aradan sonra onu vereceğim size diyor. Hem seviyoruz diyorsunuz hem konuşturuyorsunuz. Bakın konuşuyoruz. Hayır, beni konuşturmaz. Hep güzellik mi arayacaksın insanlarda? Biraz belki tamam başka ögeleri vardır kişilerin. Şimdi bir dakika. Değil mi? Bak hayranlarından iyi birkaç kişi var. E onlar tabii erkekte güzellik aramayacak hale bak. Cellat gibi dört tane oturmuşlar. Ama ayrıca çok yakışıklı buluyorlar kendisini. Kendisini yakışıklı buluyordur kızım, o ses... Buluyorlar. Etraf mı buluyor? Gerçekten. Anam çok üçüncü sınıf orospu var yani, ben bir şey diyemeyeceğim. Ay ne olur başka konuya geçelim. Başka konuya geçmeden şunu bir değineyim de geçeyim. Yani konuşmasını sevmiyorum ben. Sayın seyirciler, benim o taklit kabili. Ses çirkin, surat çirkin, diksiyon çirkin, ifade çirkin ama demek güzel bir yeri var. Senin gibi bir kadın eğer onu beğeniyorsa demek ki bir özelliği var. Kız kulak memelerim sarktı, bunu çıkaracağım. Ben öyle her sarkan yerimi kaldırtmak imkanına sahip değilim. Ha iyi oldu, çıkardı. Seyirci rahmini görmezse para vermez hayır, dedim. Hayır, hayır. Aa, aa. Aa, ay ne kadar büyük ağzım var. Aa, ilk defa görüyorum. Sen aa çok... hadi bakayım. Ay, bir de sen çok küçük bulurdun benim ağzımı üstelik. Ama büyümüş. Ne oldu? Nasıl büyüdü? Bilemiyorum. Şimdiye kadar herhalde bu kadar üzerine geldiğin kişi ben oldum. Ama sen hakikaten vallahi, sıcak bir insansın. Ayı derler ya, şey sevdiği yavrusunu yerden yere vurar. Yani o ayı, vurmuş. Ayı o. Terbiyesiz. Ayı sevdiğini yerden yere vurar. Sen ne demek istiyorsun? Sana ayıp olmasın diye ağzımı büyük boyadım. Bu kadar da kibarımdır yani. Şimdi harika, hiç büzme. Hiç büzme. Seyirci görür, karar verir. İstersen büzelim. Hangimiz daha çok büzüyoruz? Gel. Yan yana gel. Bu Hülya'nın değişik versiyonu oldu. O kıçıma takmış. Ay bir şey söyleyeceğim. Ve hiç olmazsa ben ağzına taktım. O kıçına takmıştım. Şimdi
Seksi kadın olarak sen varsın. Yemin ediyorum ayağımın ucuna kadar terledim. Böyle bir şey olamaz. Hayatta hiç. İnşallah terin kokmuyordu. Biz de. Şimdi seksi kadın sen varsın. Hülya Avşar var. Seksi kadın ben değilim. Asla ben kabul etmiyorum. Sen ev kadını olarak kabul ediyorsun. Hayır efendim ama seksi olarak kendimi bulmuyorum. Çocuksu bulurum ben seksi kendimi. Hangi çocuksu? Ben hiç bu ifadede bulurum. Çocuk olmaz. Gözleri dört dönüyor. Çocuksu mu bu? Nasıl dönüyor? Dört böyle. Aram böyle dönüyor. Bak ben kibar benim. Bak. Böyle yere bakacaksın ki göresin bir şey. Öyle hayır, kafaya baktın mı göremez. Bak beyler var. Hanımlara da soralım. Soralım. Beni seksi mi buluyorsunuz? Biz cevap vermek istiyoruz. Evet. Cevap vermek istiyoruz. Ha, buyurun. Hayır, olmaz. Arkadaşlar kalkıp verelim. Evet. Bunlar kalkıp veriyorlar. Kalkıp verelim mi dedi. Evet. Efendim. Seksi buluyoruz. Seksi buluyoruz. İnanın ben kendimi seksi bulmuyorum. Gerçekten sen... bu şaka değil ama. Yani tamam, bütün... düzeltiyoruz. Çok seksi. Biz neyiz? Şimdiye kadar kimi seyrediyordun? Nankördür erkekler. Kız niye çıktın minare? Terledi her tarafım. Bu karı çıktı ben de çıkacağım. Okuyor otur istersen. Ben şöyle sert hocam. Yerde oturmak hoşuma gidiyor. Sen yumuşak seviyorsun. Ay vallahi deniz kızı gibisin. Ama sen şu an nasıl biliyor musun? Tam bir balık böyle bir bayan. Sağ ol. Deniz kızı gibi değil de bir deniz anası gibi. Senin ağzını yırtarım kaya balığı suratlı. Kimseye faydalı olmamış ortalıklarda dört veriyorsun. Seni gebertirim vallahi. Lütfen, yastık. Tamam. Hülya'nınki daha güzel. Yap. Biraz daha sarkıktır ama daha iyi olur. Hayır. Kere gördüm yâri, aylar yıllar geçti göremez oldum bay bay. Asmalarda üzüm, yosmalarda gözüm, biraz daha büyürsen canım yıkla gözüm. Asmalarda üzüm, yosmalarda gözüm, biraz daha büyürsen kapkan daha büyürsen, biraz daha büyürsen.